Süper. Peki arkadaşların hakkında böyle ufak sorularım var. Yine bir diğer konumu da sordum, sana da sorayım. Senin bir arkadaşın, yani arkadaşın olabilmesi için birinin hangi özelliklere sahip olması lazım? Arkadaşlarım, siz yazın isterseniz. Ya öncelikle aslında ya bir amacı olan bir insanın yanında tutmak isterim açıkçası. Hayatta bir hedefi olan ve bunun için bir şekilde ilerleyen, akıllı yani ve bir paylaşım yapabileceğim bir dost ararım aslında. Bütün duygularımı, düşüncelerimi, aynı şekilde onun da ve onun dışında da şuna emin olmak isterim. Yanımdaki yani insanın tamamıyla ya bütün kötü duygulardan arınması gerekiyor benim yanımda olması. Bir şekilde yani hayatı farklı bakış açısıyla algılamaya çalıştım yıllarca. Çünkü toplumun içindeyken biraz zor oluyor diyelim. Ama şimdi yanımdaki insanların da hani bakış açıları, ne düşündükleri o kadar önemli ki eğer onlar bir hedefi varsa beraber yürüyebiliriz gibi bir şey. Ama dürüstlük, ne bileyim muhabbet işte. Sonra müzik tarzı çok önemli. Müzik tarzı çok önemli. Yani bir de gerçekten ben düşünceli insanları çok severim. Böyle anaç karakterler doludur mesela etrafım. Öyle mi? Sen Aynen. şimdi dedin ya müzik tarzı önemlidir diye. YouTube'da bir Ceza'nın bir şarkısını cover yapmışsın, ardından Manga'nın bir şarkısını cover yapmışsın. Yani tüm tarzları söyleyebiliyorsun sen. Neredeyse. Söyleyemediğin bir tarz yok gerçekten. Doğru değil mi? Evet, söylerim. Şimdi Ezberlerim yani. arkadaşının müzik tarzı bu noktada neden önemli? Onun ne dinlediği. Beraber vakit geçireceğiz ya hani. He, anladım. Ya o devamlı Anladım. mesela devamlı düşünsen hani böyle devamlı çok üzgün Arabesk parçalar dinliyor. O benim modumu çok değiştiriyor. Yani ben aslında hani dediğim gibi müzik bir yaşam stili olduğu için yani benim yaşamım. O yüzden de dinlediğim şarkılar da gün içinde beni besleyecek şeyler oluyor. Yani bu sadece favoriden ya da klasik müzikten yapıyor. bahsetmiyorum ki. Hani kendi yapmak istediğim tarzda işte daha çok böyle R&B mesela. Ben yıllardır yani bilir miden beri belki o işte ilk koltukta şarkı söylediğim zamanlarda. Yani zaten çok eski bir rap geçmişim vardı yani rapinle. Yani böyle ilk hatta iki şarkım rapti mesela. Bir rapçiyle söylemiştim. 17 yaşındaydım o zaman. Sonra yani öyle. Neydi soru? Unuttum. Soruyu unuttum. Başka bir yere gitti. Başka bir konuya geçiyordum. Konuyu ben de unuttum dermişim falan. Başka bir soru soracağım. Senin pek söyleyemediğin bir tarz var mı? Sen her tarzı söylüyorsun çünkü rap, rock. Yani söyleyemediğin bir tarz yoktur herhalde. Var mı? Yani şimdi iyi olmak ayrı bir şey söylerim ama ne kadar iyi olduğuna dinleyiciler karar verir. Ama Öyle. söylerim.